Canan merhaba tekrar. Şimdi kayda geçtik diye görüyorum. Bugün telaş konuşalım diye telaşlandım ben. Güzel bir başlangıç. Telaş konuşmanın telaşı içindeyim. Sen nasılsın? Ben de bu telaş konuşalım derken Kelly Bryson'ın Telaşsız Bir Ayrikotu Olmak diye Kibar Olma Gerçek Ol'daki bölümünü okudum programa gelmeden önce. Kelly şey diyor, en büyük ihtiyacım zamanın tadını çıkarmak diyor. Tüm hayatımızı sonunda zamanımız kalsın, keyfini çıkaralım diye telaş içinde geçiriyoruz işte. Yoksa demlene mi demlene mi geçiriyoruz diye. Benim de kafamda öyle bir soru yarattı onun bu söylemesi. Yani şöyle düşününce de gerçekten okulu bitirme telaşı, işte iş kurma telaşı, para kazanma telaşı, aile kurma telaşı. Böyle gidiyor sanki sonunda her şey bitecek, huzura kavuşacağız gibi. Ama bu arada böyle bir koşturmaca içinde telaşa buradan baktım. Çünkü ben bana sen telaşlı mısın dersen hayır derdim, ama eve böyle deyince de evet ya. Biraz böyle 10 üzerinden belki 8'di telaşım daha önce, ama şimdi 7'lerde 6'larda bana böyle şey geldi. Aydınlatıcı geldi Kelly'nin makalesi. Sen de telaş nasıl yaşıyor? Hem de telaş bayağı bereketli bir şekilde yaşıyor. Şimdi bu kaydı yapmak için ne yapabilirim? Hani nelere bakabilirim diye düşündüm. Sözlüğe baktım. Telaş ne demek diye. Ve birkaç sözlükten ortak olarak şey cevabı geldi. Herhangi bir kaygıdan doğan heyecanla karışık, sıkıntılı ivecenlik. Hım dedim. Herhangi bir kaygıdan doğan sıkıntılı ivecenlik. İvecenlik ne demek diye baktım tabii. Çünkü çok öz Türkçe, çok günlük hayatta ben ivecen kelimesine aşina değilim. Çabuk davranma, acele etmek. Yani aslına bakarsan kaygıyla telaş arasında ne fark var diye düşündüğümde, kaygıyı konuşmuştuk zaten ama kaygıdan doğan bir böyle acelecilik hali diye düşünüyorum. Şimdi bu tanımlar benim netleşmeme katkıda bulundu biraz kendimle. Çünkü kaygıyı konuştuğumuzda yine konuşmuştuk. Kaygı dediğim şeyi, yani telaş içine girdiğimde, yani o ivecenlik içine girdiğimde fark edersem, aa yine ben acele acele bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman durup şeye bakabilirim. Kaygım ne? Hangi hikayeyi anlatıyorum kendime? Yani o hikayeyi fark ettiğimde sinir sistemimde bir şey değişmeye başlayabilir. Çünkü Kelly'nin dediği bana da çok ulaşıyor. Demin söylediğin, yani zamanımız kalsın diye acele acele bir şeyler yapma hali telaş. Evet, mesela geç kalacağım kaygısı bende de çok olan bir şeydi. Biraz onda yani hafif düzeltmeye çalıştım. Hep geç kalacağım. Ay, aman geç kalmayayım. Tabii okuduğum okulun da herhalde Alman Lisesi'nin benim verdiği böyle Almanların zamanında gitme disiplininden kaynaklanan bir şey de var. Orada tabii karşı tarafta geç kalınca da sinirlenen bir Canan vardı. Yani nasıl geç kalır? İşte ben bu kadar emek veriyorum. Çünkü ben o geç kalmamak kaygısını yaşamamak için Kel'in de söylediği bir şey var. Kaygının antidotu belki eyleme geçmek diyor. Yani bununla ilgili ne yapabilirsin? İşte ben de geç kalmamak için işte sabah trafiğini düşünürüm. İşte ve onun da başıma gelecek başka bir şey düşünürüm. Yani onları planlayarak hazırlık yapıp hani telaşla bir yere gitmekten ziyade kaygılanarak tam tersine hani rahatça gitmeyi tercih ederim. Öyle bir şeyimin farkındalığım var açıkçası. Oradan önlem alırım yani. Bununla ilgili bir önlem alırım. Kaygılanmamak için. Senin de dediğin gibi kaygıyla telaşta birbirlerine bir şekilde arkadaşlar. Ve burada da tabii hep şey de çıkıyor. Yeterince zamanım yok diyen bir kök inanç da çıkıyor tekrar. Çok sevdiğim tım diye. O Luna Parklardaki kafalar gibi. O yeterince zamanım yok diyen Canan'ın neye ihtiyacı var acaba? Zamanım. Sesin gitti. Bakalım oraya Canan. Evet.
Şu an mesela içinde canlı mı bu düşünce? Yeterince zamanım yok düşüncesi. Bu her zaman değil yani galiba orada biraz durabilmeye, yavaşlamaya başladım ama hani çok yapmak istediğim şeyler var da sanki onları yapacak zamanımı iyi planlayamıyorum gibi de bir şey var, kalıp var. O zaman kafanda şey düşüncesi olduğunu duyuyorum. Yani istediğim şeyleri yapacak yeterince zamanım yok gibi bir düşünce var. Öyle mi? Evet, bu şey de yani şu şöyle bir kaygı da şöyle çıkıyor Deniz. Mesela böyle evdesin, hiçbir şey yapmıyorsun. Ama içinde böyle bir huzursuzluk. Ay, şu da vardı, bu da vardı. Hani böyle to-do listlerin vardı ya, melimalılar oradan geliyor. Halbuki ya bir dakika, şu andasın ve şunun keyfini çıkar, değil mi? Hep böyle sanki gelecekle ilgili bir yapmam gerekenler listesi olduğu zaman bir huzursuzluk, bir kaygı oluyor ama yapmadığım zamanda da o kaygı var. Hani orada ikisinin arasında böyle kalıyorum sanki. Yapmadığın zamanda da ertelemenin getirdiği bir kaygı var. Erteliyorum, eyvah. Eyvah, evet. Şeyi soracağım. Şimdi şu an bütün bunları hatırladığında ne oluyor içinde? Yani bu düşünceleri düşündüğünü, bu hallerini. Vücudumda böyle bir rahatlama oluyor esasında. Evet ya. Böyle şey, bir anlayış kendime. Anlayış. Yani fark etmenin verdiği böyle bir rahatlık. Sana belki seninle paylaşmanın verdiği bir rahatlık geliyor. Hep şey, oradan da niyetimle bağlanırım. Evet. Zamanın keyfini çıkar. Ben keyif istiyorum esasında. Keyifli bir şey yapmak istiyorum. Yani o yapılacaklar listesi de keyifli olsun istiyorum. Yani onunla bağlanınca o keyifli içinde biraz gerçekten böyle hani zamana yaymaya ihtiyacım var. Peki, şeyi soracağım. Zamanı yaymaya ihtiyacım var diyorsun. Aynı zamanda bu düşünceleri düşünerek de bir ihtiyaç karşılıyor olabilirsin. Çünkü hani Marshall'ın söylediği her ne düşünüyorsak, yapıyorsak bir ihtiyaç karşılıyoruz. Bir ya da birden fazla. Mesela ben kendime de soruyorum bu soruyu seninle birlikte. Mesela bu oturup işte şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım. Ondan sonra ama şimdi yapmayayım falan dediğim yerde böyle düşünerek hangi ihtiyacı karşılıyor olabilirsin? Yani kendime özen herhalde. Kendime özen. Kendimle beraber olma. Yani özen geliyor orada. Biraz daha kendime nasıl nazik, nasıl özenli davranabilirim. Çünkü bütün bunların bir şekilde bana bedeli oluyor. Yani vücuduma bedeli oluyor. Ama burada böyle bir nefes alıp durabilmek daha şefkatli bir yer. Sende ne uyanıyor? Ya ben işte tam kendime sorduğum soruyu soruyorum aslında sana. Ben şeyi düşünmeye başladım bu süredir. Böyle düşünerek içimde aslında disiplin sahibi bir ebeveynle yaşıyorum ben. Yani tam böyle oturacağım, sırtımı yaslayacağım, gevşeyeceğim, bir şeyler yapacağım. Hop böyle kafamda şey başlıyor. Şunu da yapmadın, bu da eksik mi olabilir? Onu yaptın mı? Böyle şey gibi. Ben bir ara galiba burada da anlattım. Böyle sanki bir sekreterim var da görünmez böyle hayali. Zaten o böyle sabah yatağın başına geliyor önce. Şimdi Deniz hadi uyandın. Şimdi bugün işte saat 2:30'da Canan'la buluşacağım. 3'te şunu yapacağım. 4'te bunu yapacağım. Hadi kalk 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 diye uyandırıyor beni. Şimdi bu benim kafamdaki seslerden biri. Şimdi bu ses de benim bir takım ihtiyaçlarımı karşılamak için orada. Yani aslında benim disiplin, işte organizasyon vesaire gibi şeylerle ilgili bir yerden. Verimlilik yani anlamlı bir şey yapmak ve verimlilikle olan bir sanki bağımlılık gibi bir şey de çıkıyor bende. Yani illa anlamlı ve verimli bir şey yapmam gerekiyor. O sesin şeysi ihtiyacı o bende.
Sende nasıl bilmiyorum. Anlam ve verimlilik seninki. Benimki daha ilginç. İlk bulduğum şey, benimki benim tembel olduğuma inanıyor ve böyle yap, yani benim kafamdaki bu ses beni tembellikten koruyor aslında. Ya ben bunu insanlara söylediğim zaman çok gülüyorlar. Ben aslında içinde çok tembel biriyim diyorum. Tembel dediğim şey, ben şeye çok yatkınım. Yani oturalım, keyif edelim, çayımızı demleyelim, sohbet edelim, gevşeyelim. Bunları çok çok yatkınım böyle yaşamaya, ama o ses geldiği zaman, aa evet bir dakika ben bir üstümü başımı değiştireyim, şimdi masaya oturayım, çalışayım dedirten şey. Benim aslında disiplinle ilgili, yani öz disiplin sağlayan bir şey bana bu ses. Ama çok şiddetli. Yani gerçekten sabah beni uyandırıyor ve bütün gün yanımda. Ona baktığım zaman da hep şeyi düşünmeye başladım. Herhalde bunu çok genç yaşta bir yerde geliştirdim ben. Benimki şeydi, yani benim böyle derslerini yaptın mı çocuğum falan pek fazla demezlerdi bana. Öyle başka meşguliyetleri vardı. Zannediyorum çok küçük yaşta benim içimde bir şey kendi kendine disipline etme sesi yarattı ve ben onunla devam ediyorum. Aynı zamanda çok şiddetli. Çünkü artık yetişkin biriyim ve böyle bir sesle vedalaşabilirim teşekkür edip. Evet, Fakat telaş yaratan da bu. Evet, yani bugüne kadar hizmet etmiş olabilir ama şimdi bundan sonra da sen içinde o dengeyi, insan huzuru için iç huzuru. Yani benim aradığım şey biraz da iç huzuru, yani o iç huzuru için o denge benim günlük hayatımı etkiliyorsa bu iç sesim. Veya illa ben anlamlı bir şey yapmak istiyorsam onu daha farklı bir şekilde de karşılayabilirim gibi. Onu şunu şunu yaparak değil de ben orada galiba birazcık abarttığımı bazen düşünüyorum. O yüzden hem keyfe, yani hem keyif aldığım şeye odaklanmak hem de dengeyi bulmakla ilgili bir strateji buldum. Yani ona göre ayarlamak. Hem keyif alacağım, hem dengeli olacak, hem de böyle abartmadığım bir programın olması ile ilgili. Yani acele etmeyeceksin diyor Kelly Bryson'da kitabında. Sanki acele ederken hep böyle geç kaldım, hep bir şeye geç kaldım. Sanki böyle devamlı koşturan tavşanlar gibiyiz diyor. Bunu da bir acele olana bir bağımlılıkla anlatıyor. Onun da bir bedeli vardır. O yüzden o da tam tersine şimdi böyle yani acele etmemek için, ne bileyim, bulaşık yıkarken mesela diyor telaşlanırdım diyor. Şimdi diyor ama tam tersine diyor acele edip bulaşıkları yıkayıp öyle bir strateji denemeye var. Aceleyle bulaşıkları nasıl yıkayabilirim, rahatlayabilirim gibi bir şey denemeye başladım diyor. Bence enteresan. Bir de çok güzel bir şey var Patty Zeitlin'in. Ondan böyle bir parça okumak istiyorum şeyde. Zaman ayırmakla ilgili. Çiçek koklamaya zaman ayır. Yıldızlara bakmaya zaman ayır. Yağmur damlasını yüzünde hissetmeye zaman ayır. Yarışı bırak ve zaman ayır. Mektup yazmaya zaman ayır. Dost ziyaretlerine zaman ayır. Sevdiğin bir şarkıyı öğrenmeye zaman ayır. Zaman ayır, zaman senin diye gidiyor. Gerçekten böyle zaman, yani ne kadar güzel bir şey değil mi? Zaman bekleyebilir ve sen önce kendine zaman ayır gibi bir şeyden yaklaşıyor bana bu. Öncelik sensin diyor. Evet, şimdi tabii sen bunları söylerken bir yandan da hani günlük hayat içinde işe yarayabilecek neler biliyorum falan diye düşündüm. Biliyorum dediğim neler deneyimliyorum. Hani belki dinleyenlere katkısı olur diye. Söylediğin şeyler zaten aklıma hemen şey şiirini getirdi. Olmadık işler yüzünden böyle olsun istemezdiniz. Siz geniş zamanlar umuyordunuz bir sevgiyi söylemeye diye. O şiir geldi aklıma. Hakikaten gün içinde sevgiyi hatırlatan şeylere dikkat çevirmek gibi geldi bana. Yani çiçeğe, etrafında gördüğün güzelliklere, yani onları görmek için içini hazırlamak gibi geldi. Ama telaş geldiği zaman bedende hormonlarıyla salgıladığı şeylerle geliyor.
Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü telaş aslında bizim sempatik sinir sistemindeki verdiğimiz tepkilerden biri. Yani kaç ya da savaş tepkisinin içinde böyle nefesimizi de tutarak kafesimi sıkıyorum. Hatta böyle kollarımı sıkıyorum. Şimdi bunun bedende bir şeyler salgılanıyor ve salgılandıkça da bu durum artıyor. Böyle olduğunu fark ettiğimde bir şey galiba çok kıymetli. Telaşlı olmaya devam edecek miyim? Yani bu telaş duygusuyla yaşamaya devam etmek istiyor muyum sorusu çok kıymetli. Telaş yine gelecek. Telaşı reddedelim anlamında değil ama çünkü iki tür bakabilirim duyguma. Bir tanesi duygum beni alır ve nereye götürürse gitmeye devam ederim. İkincisi de bu duyguyu alayım, bağrıma basayım ve bu duygunun altında neler var oraya bakayım diyebilirim. Yani telaşı kucaklamak nasıl mümkün? Telaşı kucaklamak dediğim anda bile demin bedenimde yaptığım şey değişiyor Canan. Yani böyle telaş 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 demek yerine bir dakika ya misafir gibi Mevlana'nın söylediği gibi bir dakika telaş gelmiş. Hey telaş. Çünkü buna bakmaya başladığım anda aslında bir pause veriyorum, bir duruyorum. Ve orada belki bedenimde ne olduğunu bakmak benim işime yarıyor. Bedenle bakmaktan hoşlanmayan insanlar belki sadece durabilirler ama ne oluyor bende? Bir dakika şu an niye telaş ediyorum? Bunu sorduğum zaman demin o sözlük tanımı benim çok işime yaradı. Kaygıdan doğan karışık sıkıntılı bir duygu. Kaygım ne? Şu an ne için kaygılanıyorum? Ve orada da Byron Katie'nin sorusu. Doğru mu bu? Şimdi geç kalmaktan korkuyorum dediğimde bir paterni de tekrarlıyor olabilirim. Aynı senin söylediğin gibi Alman lisesinde yetiştiğim için bu bana melimalı olarak verilmiş olabilir. Sonra bakabilirim yani şu an geç kalırsam dünyanın sonu gelir mi? Evet. Ben Aynen. kendime bunu yapmaya başladım. Mesela to-do listeler yani yapılacak işleri çıkarttığım zaman bir dakika ya ben bugün gerçekten bunları yapabilecek sinir sistemim bu kadar işi yapabilecek, regüle edebilecek mi? Çünkü kendim yapıyorum bu programı. Kendim yapmadığım durumlarda da mesela şey yapmaya başladım. Ben insanlara niye evet diyorum? Mesela Kelly'nin kitabında yer alan şeylerden biri. Mesela toplantı yapalım. Ya o saatte toplantı gerçekten yapabilecek miyim? Kendime şefkatli miyim ben buna evet derken? Gibi böyle telaşı aslında bir şey olarak arkadaş gibi hani böyle davetsiz gelmiş bir misafir ama gelmiş ağırlamak bana iyi geliyor. Çünkü her seferinde kendimle ilgili yeni bir şey bulabiliyorum. Bulduğum bir şey de benim telaşımın kökeninde sık sık cezalandırılma korkusu buluyorum 8 yaşındaki Deniz'in. Yani mevcut telaşım sadece şu an ve buradaya dair olmayabiliyor. Yani çok küçük yaşta cezalandırılmaktan korkan bir şey sinir sistemimde harekete de geçebiliyor. Ve o zaman yetişkin kimliğimle fark ettiğimde bir dakika ya yani Canan'la 2,5 dedik ama 2,40'da buluşursak kimse beni cezalandırmayacak. Onu fark edip rahatlayabiliyorum. Yani sonuçta telaşın arkasında bayağı düşünce kalıplarımız olduğu ve geçmişten, çocukluktan gelen bir takım inançlarımızın hala devam ettiğiyle ilgili bir yere geliyorum yani ben de. Sen de diyorsun ki telaşı da diğer duygular olduğu gibi kabul edelim. Bakalım bakalım neler söylüyor bize. Böyle devam edeceğiz herhalde bu duygulara. Eckhart Tolle de şimdinin gücünde onu söylüyor yani bir şeyi bir şekilde şu ana gelerek yani çünkü telaş bir sonraki gelecekle ilgili bir kaygı. Ama daha gelecek olmadı. Sen şu an kendini şu ana getirirsen belki bu telaşla baş ederken bir sana yararı olur diyor. O da benim hoşuma gitti. Yani gelecek değil de şu ana kendini getirmekle ilgili neler yapabilirsin? Evet, bir de şimdi bunları sen söyleyince benim bana katkıda bulunan telaş ve bu konforsuz duyguları ağırlamakta hani alalım ağırlayalım dediğim yerde benim destek aldığım kaynaklar hep şeydi. Beden terapileri. Beden terapisinden kastım şeyden psikoterapiden
Pilates'ten yogaya, yogadan somatik experiencing'e. Yani çünkü bedende de bir şey oluyor. Duygular çok yoğun geldiği zaman onları regüle etmek için. Aynı zamanda meditasyon çalışmaları bana çok katkıda bulundu. Bazen de sadece durup kendine güzel bir çay demlemekte. Şöyle bir 10 dakika telefonu da kapatıyorum, her şeyi de kapatıyorum. Kendimi ağırlayacağım demek de işe yarıyor. Bazen de bir arkadaşla konuşmak. Sen demiştin ya bir komşuyla oturup sohbet etmek. Evet. Bazen de sadece böyle anlamsız anlamsız bakmak sessizlik içinde bana iyi geliyor. Evet. Peki bize yazın bakalım. Size neler iyi geliyor? Evet, ben de merak ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.